başlayalım. Öncelikle şöyle Hasan'cığı bir girelim. Burada birbirinden farklı bir sürü kurdele var. Buradan şimdi seçelim. Pembe istediğimiz için şöyle daha çok pembe tonlarına bakacağım. Ama birlikte böyle bir göz atalım. Burada böyle bu arada bir sürü şey var. Şu kaç demiş mesela 200 liraymış. Çok tatlı. Şu ayna tatlı ve güzelmiş. Sevdim. Bu arada gelinlerimiz de buradan kendilerine bir şeyler bakabilirler. Hatta söz mendilleri vesaire burada birçok şey de var. Şöyle ince bir kurdele var. Tam kalınlığını bilmiyorum. Bu arada size çekerken aynı zamanda ablama atacağım. Buradan hangisini seçtiyse ona karar vereceğiz. Şunlar da güzel aslında ama ince mi kalır bilemedim. Başka canım kısım böyle var. Hakim onu değil. Bakalım başka. Ay çok fazla çeşit olduğu için kafam çok karıştı. Bir de burada organzeler var işte. Ha bak burada da varmış. Ondan sonra bir şey. Ömer abi oradan niye geliyor ya? Buradan gelse. Karanlık dediler oraya. Telefonu var. İçersin dediler. Telefonu var. Şimdi devam ediyorum. Mahmut abi hakim direkt dediği bu. Ha? Kardeşim. Evli kadın mesela. Şu ne? Baby. Özel hayatı olacak insanlar. Şu da tatlı ve hoşmuş bu arada. Renkler olarak bunlara karar verdik. Şimdi şöyle bir yere geldik. Bakalım burada. Ha bak şu bardaklardan varmış mesela. Böyle bir şey soruyordu. Şunların fiyatı nedir? Bir paketinde 6 tane diyor. Tamam. Tamam. Ha bu da çok mu küçük olur şerbet için? Bak. Bunlardan en fazla, ay bileyim pardon, bunlardan en fazla 2 adet alabilirsin. Bunlar zaten yıkanıp tekrar tekrar kullanılabiliyor. Daha fazlasına gerek yok dedi. 2, 4, 6 tane varmış içinde bak. Zaten yazıyormuş üstünde. Bu 50 liraydı değil mi? Bu dışarıdaki. Evet kardeşim. Bu arada sana içerisini biraz göstereyim. Aklına bir şey geliyorsa söyle, bir daha gelmeyeyim, alayım buradan. İçerisi böyle. Burayı zaten biliyorsun. Daha önce de biz geliyorduk. Şöyle şeyler. Tabaklar falan var. İhtiyacımız olur mu? Bilmiyorum. Hani belki çatal kaşık bir şey ihtiyaç olur. Burada rengarenk şeyler var. Tabaklar falan var. Şimdi hemen yan dükkanda böyle şeyler var. Hemen burada bir göz atacağız. Çok güzel şeyler var burada da. Aa bak burada daha küçükleri de varmış. Bu çöp şişleri az önce bakıyorduk. Burada böyle stand tarzı bir şey var mı? Yok. Burada daha çok pasta süslemeleri şeklinde şeyler var. Çıkıyoruz. Şöyle poşetçi buldum. Buradan bakacağım. Hemen. Aa bak ikramlıklar için şöyle şeyler varmış burada. Şu var. Bu bizim aldığımız. Onun bir büyüğü bu. Bu da çok büyük olmayacak mı?
bu sapıyla beraber içerisine sokmuş muhtemelen. Buradan da büzgü yapmış. Hı hı. Bu şekilde katlamış. Ama sadece bunu bu şekilde kullanacaksanız bu biraz şey durur. Taba tabirle kötü durur yani. Hı hı. Burayı büzgü yapacaksınız. Evet, o şekilde bizde. Videodaki gibi. Daha iyi olur yani. Hı, o zaman bu. Bunu da karar kılalım. Bunları da hallettik. Şunun aslında boyutu çok küçük ama. Burada var mıdır? Burada yok herhalde. Burayı es geçiyorum. Ve yoluma devam ediyorum. Şu partiye bir girelim. Ne var ne yok bir görelim. Peçetelerin güzel değil, şaka mı? Çok güzelmiş. Bardağı da var, çok güzel. Bence böyle takım yapmak isteyen yapabilir. Bu arada ablam sebil istiyordu. Şöyle geçerken bir yerde denk geldim. Şu birincisi 395, ikincisi 695 lira. Onları da hızlıca çektim, attım ona. Arada böyle bak şu fiyatmış, bu fiyatmış dediğim şeyler ablama attığım şeyler bu arada. Onları da buraya ekleyeceğim. Bazı yerlerde çünkü acele ettiğim için çok fazla sizin için de çekemedim. İçinde ondan haber bekliyorum. Beğenirse onu da alıp hemen işime gideceğim. Çünkü diğerlerini hallettim. Artık bunu yapım aşamasında size gösteririz zaten. Neydi o dizi? Evet, kolonyaları doldurduk. Şimdi kurdelelerini takacağız bu şekilde. Hadi başlayalım. Evet, kurdelelerini bağladıktan sonra şimdilik bitti. Sadece etiketler kaldı. Onları da taktıktan sonra artık tamamen tamamlanacak. Şimdilik bu kadardı. Etiketlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.